Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İğneada, Türkiye'nin kuzey batısının en uç noktalarından biri coğrafyamızda. Türkiye gündemine bir füze denemesiyle geldi ve Roketsan uzaya yolladığı sonda roketlerinden birini İğneada'da kurulan merkezde attı. Peki neden İğneada tercih edildi sorusunun cevabı tabii ki Türkiye'nin en kuzey batı noktalarından bir tanesi. Peki Türkiye'de kaç bu tür füze ve roket denemelerinin yapıldığı yerler var? Bu yerler nasıl seçiliyor? Hangi özelliğe sahip? Bu konuları birlikte bu videomuzda değerlendireceğiz. Tamamen açık kaynaklarda neler var, neler yok birlikte bakacağız. Ve videonun ikinci bölümünde de Roketsan'ın uzay çalışmalarını inceleyeceğiz. Bundan 4-5 yıl önce ilk defa İğneada'ya gittiğim zaman gerçekten bakir bir çevresiyle birlikte, İstanbul'a çok yakın ama bir taraftan yeşilliklerin, doğanın içerisinde bir merkez olduğunu görmüştüm ve gerçekten doğasına bu bölgenin hayran olmuştum ve artık İğneada gündemimize bu tür roket testlerinin yapıldığı bir yer olarak girmeye başladı. Peki bu yerler nasıl seçiliyor? Öncelikli olarak bir roketin fırlatılması, tabii ki çevrenin emniyetinin alınması gerekiyor. Roket fırladıktan sonra yerleşim birimine düşmemesi lazım. Yani bu yerlerin etrafında yerleşim biriminin olmaması lazım. Tercihen önünde bulunan bir deniz ve tabii ki trafiği çok fazla olmayan bir deniz. Bu füzeyi attığınız zaman eskaza bir noktaya düştüğü zaman herhangi bir insana, canlıya zarar vermemesi çok çok önemli. Sadece bunlar mı yeterli? Hayır değil. Tabii ki bu atış merkezinde o füzenin çeşitli verilerini toplayacak, takip edilecek bir komuta ve de o verilerin işlenceye de bir merkez gerekiyor. Bunların da gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de hatırlayacaksınız, bundan hatta birkaç yıl önce de ben videosunu yapmıştım size. Sinop'ta yapılan testler vardı. Şimdi bu merkezler arasında da İğneada eklenmiş durumda. İğneada'ya coğrafi olarak baktığınız zaman Türkiye'nin yaklaşık işte kuzey batısının en uç noktalarından bir tanesi. Oradan şöyle en doğudaki Karadeniz'deki uzak noktamıza doğru böyle bir cetvelle kuş uçuşu bir çizgi çektiğimiz zaman yaklaşık 1100 kilometrelik bir alan çıkmış oluyor. Yani 1100 kilometre siz o füzeyi atıp işte sonra Karadeniz'e düşecek şekilde böyle bir alan içerisinde test yapabilir durumdasınız ve yarın öbür günde işte o füzenin parçası Karadeniz'e düştüğü zaman, kendi karasularınıza düştüğü zaman bunu gidip almak, başkasının eline geçmesinin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu açıdan İğneada kurulmuş bir nokta olması özelliğiyle büyük önem taşıyor. Sadece İğneada mı? Tabii ki değil. İğneada'da bu atışın daha iyi kontrol edilmesi, izlenmesi amacıyla Karadeniz'deki çok az adamız var. Onlardan bir tanesi de hemen Marmara bölgesinde yer alıyor. Kefken açıklarında adaya da bir izleme noktası kuruldu. İğneada, Kefken, bunlardan bu füze atışları bir şekilde detaylı bilgiler alınıyor ve testler gerçekleştiriliyor. Hemen biraz daha doğuya doğru gidiyoruz. Benim baba memleketi Sinop'a. Sinop'ta da geçmiş yıllarda Soğuk Savaş döneminde Amerikalıların kullandığı dinleme ve radar üssü 1992 yılında boşaltılmıştı. Burası Milli Savunma Bakanlığı tarafından alındı. Şehrin hemen üzerindeki bir platoya konulmuş durumda. Buradaki arazi değerlendirildi ve buraya bir test atış merkezi konuldu. Ve bu merkezden de çok sayıda füze, farklı tiplerde füze atışları yapılıyor. İşte zaman zaman haberlerini yapıyoruz. Roketsan'ın atmaca veya sonda roketleri geçmişte buradan fırlatılmıştı. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri S-400 hava savunma sisteminin de testini Sinop'tan gerçekleştirmişti. Sinop gerçekten çok hem güzel bir ilimiz turizm olarak hem de bu atış merkezi şehrin hemen üzerinde geniş bir düzlük alan içerisinde yer almış durumda. Önü hemen deniz, istediğiniz gibi atış yapabiliyorsunuz. Sinop'tan baktığınız zaman karşı taraftaki topraklar Kırım. Bu da yaklaşık 300 kilometrenin üzerinde bir mesafe anlamına geliyor. Buradan da testler gerçekleştirilebiliyor. Devam ettiğimiz zaman
Rize'yi hatırlayacaksınız. Rize ile ilgili de test görüntüleri hatırlayacaksınız. Roketsan burada test yapmıştı. Rize'de de 2022 yılında açılan bir havalimanımız. Rize Havalimanı. Roketsan buradan Tayfun füzesinin testini iki defa gerçekleştirmişti. Bu açıdan da Rize'den de testin yapılması oldukça ses getirmiş durumda. Yine deniz kenarına bakacak olursak, İstanbul il sınırları Anadolu yakasının hemen Karadeniz kenarında bulunan Şile'deki Uçak Savar Okulu var. Bu Uçak Savar Okulu'nda da Uçak Savar Eğitim Birliği'nde de çeşitli testler yapılıyor. Zamanında burada İstanbul'un hava savunmasını gerçekleştiren 1960'lı yıllarda konulmuş Nike Hercules füzeleri de 2000'li yıllara kadar buradan atış testleri gerçekleştirildi. Şile'nin de bu açıdan önemini olduğunu belirtmemizde fayda var. Bir başka nokta ise Karapınar Atış Test Değerlendirme Merkezi. Karapınar Konya'nın il sınırları içerisinde yer alıyor. Burada Roketsan çok özel bir test sahasının altyapısını hazırlamış durumda. Burası 40 kilometreye 5 kilometre boyutunda gerçekten büyük bir arazi. İç Anadolu'da yer alıyor. Ortada Meke Dağı var ve buradan çeşitli topçu ve roket mühimmatları elektronik takip ve değerlendirmelerle atışlar gerçekleştirilebiliyor. NATO standartlarında bir atış merkezi, yani herhangi bir Türk şirketi mühimmat ürettiği zaman Milli Savunma Bakanlığı ile koordine ederek özel izinleri alarak Karapınar atış sahasını kullanabiliyor. İşte havadan mı açılacak, kara konuşlu bir yerden mi atılacak? Bu test sahası çok çok önemli bir özelliğe sahip olduğunu belirtmemizde fayda var. Size tanıtacağımız son atış merkezi ise Aksaray'da. Yine Roketsan tarafından kazandırılan tesis çok önemli atış testlerine ev sahipliği yapıyor. Bu tesiste belki de yılın en renkli görüntüleri Ağustos ayında yaşanıyor. Teknofest'e katılacak takımlar için yarışmalar Aksaray'da gerçekleştiriliyor. İşte Türkiye'nin atış ve test sahaları bu sahalar, saydığım sahalar, bu bilgileri tekrar ediyorum size, açık kaynaklardan alarak sizlere ulaştırıyoruz. Gelelim Roketsan'ın yaptığı uzay çalışmalarına. Uzaya bir uydu yollamanız için kendi sisteminizin olması, kendi atış merkezinizin olması çok çok önem arz ediyor. Bu konuda da Roketsan'ın gerçekten çok önemli hedefleri var ve uyduların götürülmesi için uzaya füzelerin geliştirilmesi, bunların test edilmesi, aşama aşama uzayda belirli bir noktaya ulaştırılması hedefleniyor. Bunlardan 2017-2020 yılları arasında TP-01, 02, 03, SR-01 serisiyle 135 kilometreye kadar sonda roketleri atıldı. Burada önemli test geri dönüşleri alındı. Bu yılın hedefi ise SR-1 sonda roketiyle 100 kilogramlık yükü 300 kilogramlık bir uzay irtifasına çıkarabilmek. Geçtiğimiz günlerde yapılan denemeyle ilgili hani Roketsan'dan böyle bir resmi bir açıklama yok ama bu denemenin yapılmış olduğunu bizler tahmin ediyoruz. Veya bunlarla ilgili de zaten önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama oldukça da Roketsan bunları bizlerle paylaşıyor. 2027'de ise Şimşek 1 roketi 400 kilogram ağırlığında yükü 500 kilometre yörüngeye çıkartacak. Bunu 2028'de Şimşek 2 izleyecek. Bu oldukça büyük bir uydunun fırlatılmasını sağlayacak. Gerçekten daha kompleks bir yapı. Bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte Roketsan gerçekten özgün ürünlere sahip, milli ürünlere sahip bir savunma sanayimizken uzay konusunda da adım atmış olacak. Yerli uydular Roketsan'ın hazırlayacağı roketlerle uyduya fırlatılacak.